Amma çok iş birikti ya. İyi uykular. Ezik miyim ben? Kompleksli miyim? Hayır değilim. O zaman? Neden hıncımı fotoğraftan alayım? Sakin ol İrem. Yiğit'ten ayrılmak seni yıkmadı. Yani böyle sert hareketlere hiç gerek yok. Çünkü neden? Çünkü hayat devam ediyor. Vallahi suite hazır mı? Gelinle damat düğünden önce eşyalarını bırakmaya gelecekti. Siz hiç merak etmeyin İrem Hanım. Her şey hazır. Siz de nişanlıydınız değil mi? Düğününüz ne zaman? Hiçbir zaman. Ayrıldık. Ay kusura bakmayın, pot kırdım galiba. Gerçekten çok üzüldüm. Üzülme. Ben üzülmedim. İşinin başına dön. İrem. Meriç, ne işin var burada? Ya, buralardan geçiyordum da seni göreyim dedim. Ha, buralardan geçiyordum. Hadi canım. Ya, geçen gün beni aradın ya hani yanlışlıkla. Aklıma düştün. Görmek istedim. Seni aradım ben değil mi? Doğru. Pişman mısın? Olayım mı? Bence olma. Hatta gel bir şeyler içelim. Eski günlerden falan bahsederiz. Çok isterdim ama... Hiç bozma İrem, ayrılık moduna girme. Böyle devam et. Ne yapalım biliyor musun? Mesai saatin bitsin, birkaç saat sonra gel. Burada barda bir şeyler içelim. Süper. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Burada ne işin var? Seni görmeye geldim. Merak ettim nasıl oldun diye. İyi misin? Hata bende tabii. Ne hatası? Senden ayrılınca perişan olacağımı zannediyorsun. Haklısın çünkü şu zamana kadar hep öyle düşündürdüm sana. Ama gördüğün gibiyim, iyiyim. Çok iyiyim hem de. Deniz, neden senin iyi olmana üzülecekmişim gibi hareket ediyorsun? Öyle konuşuyorsun. Niye böyle davranıyorsun ki? Ben senin tabii ki iyi olmanı isterim. Biz eski arkadaşız. Öyleydik değil mi? Öyleydik ve hala öyle olmaya devam edeceğiz. Değil mi? Yani ayrıldık bitti diye en iyi arkadaşımdan vazgeçecek değilim ki ben. Haklısın Yiğit. Ben de senden vazgeçecek değilim ama şimdilik biraz mesafeli olsak diyorum. Haklısın. Yani araya mesafe. Daha çok taze, her şey çok yeni. Bir randevum var, kusura bakma. Ben aşık oldum, inanabiliyor musun ben? Ve hayatımda ilk defa aşık oluyorum. Yani ne vardı bu adamda bu kadar takılıp kalacak? Hala bilmiyorum. Neden Yiğit Balcı? Elimi sallasam 50'siydi yani, çok saçma. Biraz da başka şeylerden bahsedelim mi? Sıkıldın tabii, haklısın. Sen neler yaptın? Anlatsana biraz görüşmeyeli. Seninle en son görüştüğümüz zamanı hatırlıyor musun? Medya sektörüne atıldım demiştim. Aa evet, hatta çok gergindin. Benim için çok büyük değişiklik olacak diyordun. Aynen. Ya aslında gergin olmama hiç gerek yokmuş. Yani yoluma çıkmış. Şimdi de bir erkek dergisinde çalışıyorum. Öyle mi? O zaman sen Yiğit Balcı'yı tanıyor olabilirsin. Çünkü o da Go Flamingo dergisinin genel yayın yönetmeni. Gerçi Amerika'dan transfer olduğu için burada pek tanınmıyor olabilir. Biliyor musun? Onu hep çok katı biri olarak tanıyorlar. Anlaşıldı. Bütün gece Yiğit'i dinleyeceğiz burada yani. Hayır, konusu geçti diye söyledim. Ya madem eski nişanlını unutmadın, ne diye çağırıyorsun ki beni buraya?
Buraya seni ben çağırmadım. Sen geldin Erce. Ben nişanımı unuttum. Bir tamam. Ne unutması be? Sana Yiğit'in hayaletiyle mutluluklar. Hadi ben kaçar. Bir dakika, bir dakika. Senden ayrıldığım için böyle davranıyorsun değil mi? Aklın sıra intikam falan oluyorsun. Senin problemin ne biliyor musun? Senin problemin asıl sen beni unutmamışsın. Problemin bu. Umurumda değilsiniz. Sen ve... Çok güzel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.